Şöyle bir ifade var, yani sizin ifadeniz. FETÖ terör örgütüyle mücadelede alt mercilere hiç inilmemiş. Evet. Niye Alt böyle bir şey söyledin? üst merciler üstlere de çıkılmadı. Altlarda genç rütbeleri de demek istedim ben orada. Genç rütbelilere. Yani mesela 2000 yılından itibaren TSK'da sınav sorularının net alındığı ortadayken bunların şu anda yarbay ve albay rütbesine geldikleri dikkat edilirse, bunlarla grup mücadele edilmezse, sadece polis, emniyet, MİT ve savcı kararı beklenirse, o zaman biz bundan kurtulamayız. FETÖ bir bütün halinde geliyoruz. Bir demecinizde diyorsunuz ki FETÖ kafayı çıkardı. Evet. Yine sosyal medyada baktığımızda bu soysuzlardan birisi bir mesaj atmış. Ne demiş? Yine yeşillendi bilmem ne falan diye bir takım çığlıklar atıyorlar. Hani bu FETÖ'cüler bilet bile alanlar vardı. Türkiye'ye döneceklerini falan söylüyorlardı. 28 Mayıs sonrasında ya da 14 Mayıs sonrasında biletini almış Türkiye'ye dönüyoruz çığlıkları atıyorlardı. Birbirlerine mesaj atıyorlardı. Yine bir hareketlenme var. Yani orada zaten o şey devam ediyor ama bu çok enteresan geldi bana. Yani FETÖ kafayı çıkardı ne demek? Şimdi şöyle, bir kere FETÖ arkasındaki güçlerin kim olduğunu biliyoruz. Türkiye düşmanı güçler. Büyük devletler var. Ve destekleniyor. Büyük devletler hedeflerinden vazgeçerler mi? Geçmezler. Ben hep onu söylüyorum. Büyük devletler hedeflerinden vazgeçmezler ama yöntem değiştirir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti parçalamak isteyen devletler, daha önceden Osmanlı Devleti'ni parçalayan devletlerdir. Osmanlı Devleti parçalanırken Seyber haritasını ortaya koydular. Ve şimdi Türk milleti topyekün bir savaşla, Gazi Kemal Atatürk'ün önderliğinde topyekün bir savaşla Sevr'i yırtıp attı. Uygulanmadı. Yani bu Sevr neydi? İçinde Kürdistan var, Pontus Devleti var, Ermenistan var, Özerk Ekümenik Devlet var. Batı Trakya'nın değil, bütün Trakya'nın Yunanistan'a verilmesi var. Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi var. Adaların tümünün Yunanistan'a verilmesi var. Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a verilmesi var. Falan. Bunların hepsi Sevr ve Megalida'nın birer parçası. Peki daha sonra Türkiye'yi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo uygulayarak zorlamak ve terbiye etmek istediler. Ama Türkiye neticede yine milli hamlelerle bugünlere geldi. 15'te daha sonra 17-25 Aralık olaylarıyla Türkiye'de resmen seçilmiş hükümeti devirmeye kalktılar. Hukuk adı altında. Sonra bunu başaramayınca 15 Temmuz'da silahlı darbe girişiminde bulundular. Terör örgütü olarak. Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin şanlı üniformasını giymiş teröristler olarak. Fakat ne oldu? Gene Türk milleti müthiş bir birlik, beraberlik içerisinde. Kimisi mescitten, camiden çıkarak, kimisi meyhaneden çıkarak bu teröristlere karşı koydu. Ve yine amaçlarına ulaştı. Sonra amaçlarına ulaşamayan bu devletler, bu güçler Türkiye'de siyasi bir hata geçtiler. Ve Türkiye'de FETÖ çok ciddi şekilde bunda rol aldı. Algı operasyonları, propaganda kampanyaları, şunlar bunlar yapıldı, yapıldı, yapıldı. İstedikleri amaca ulaşmak, Türkiye'yi bir kaosa, siyasi çıkmaza sürüklemek istedi. Sonuçta 2023 yılında seçimler oldu. FETÖ'nün tavrı belliydi. FETÖ'nün tavrı belliydi.
FETÖ'nün istediği de belliydi. FETÖ 2023 seçimlerinde kendisine bütün kadroların tekrar geri verileceği, yurt dışından dönüşlerin başlayacağı hayaliyle FETÖ çok ciddi şekilde bu kampanyaların odağında yer aldı. Hemen onun öncesinde, bir sene, 2 sene öncesinde de şu olaylar oldu. Orman yangınları çıkartıldı. Orman yangınlarının arkasında büyük kampanyalar yapıldı. Ve bu kampanyalarla yine siyasi bir kaos oluşturulmaya çalışıldı. Yine bunun arkasında FETÖ ve PKK vardı. 6 Şubat depremi oldu. O depremde yine aynı şekilde Cihat Paşam, burada üzerinde durmak istediğim önemli bir ayrıntıyı konuştunuz. Önemli bir ayrıntıyla dikkat çektim. Dediniz ki 14 Mayıs ya da 28 Mayıs, hani umutları 14 Mayıs'tan sonra kırıldı ama bir hayal kurdular dediniz. Bu hayali kurmalarına sebep olan kurum, siyaset ya da liderler böyle bir vaatte mi bulunuldu bu seçim sürecinde? Bunlar niye böyle bir hayal kurdular? Yani FETÖ'nün itlerinden birisi niye 14 Mayıs'a uçak bileti aldı? Neye güvendi? Kim bu güveni verdi? Bu konuda bildiğiniz bir takım şeyler var mı? Yani varsa da lütfen üstü kapalı konuşmayın. Yani bunu siz az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adeta yalvardınız. Ya bu konuyu da bir gündeme getirip açıklığa kavuşturmamız lazım. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Ben iktidardan da muhalefetten de yana değilim. Karşı da değilim. Onu da söyleyeyim. Yana da değilim, karşı da değilim. Ben kimin yanındayım biliyor musunuz? Devletin yanında olanın yanındayım. Devletin karşısında olanın karşısındayım. FETÖ'nün yanında olanın karşısındayım. FETÖ'nün karşısında olanın yanındayım. Şimdi Kim paşam? ya Kim? kim olursa olsun KYK'ları iade edeceğim diyen varsa KYK'ları iade edeceğim, görevlerine döndüreceğim, yurt dışından o kaçmış olanları, firar etmiş olanları aynen sürgüne gitmiş olarak tarif eden, sürgüne kaçmış olarak tarif edenler kimlerse onların karşısındayım. Çok net bir şekilde onu söylüyorum. O siyasi parti de olur, kişi de olur. İktidarın içerisindeki kişiler de olur, iktidar partisine mensup kişiler de olur, kim var? Muhalefet Hayır, partisinin biz biliyoruz aslında kim olduğunu da. Yani bu hayalleri bu hayallerin o seçim. gerçekleşmesini beklediler. Bu seçim vaatleri doğrultusunda işte hatta beni dahi beni zaten başta da beni de şöyle işte 15 Mayıs'ta mahkemede görüşeceğiz, tutuklanacaksın diye tweetler attı. İşte Peki şöyle bir soru sorsam. 29 Mayıs'ta tutuklanacaksın, işte göreceksin, işte yargılanacaksın falan diye böyle tweetler attılar. Hani atıyorlar da. Peki Cihat Paşam, şöyle bir soru sorayım. 14 Mayıs'ta parlamento yön değiştirseydi, 28 Mayıs'ta İkinci turda isimlendirmiyorum. İktidar değişseydi bugün Türkiye'de tablo ne olurdu? Valla ben vaatlerine onları bilmem. Ben FETÖ'ye geri dönüş vaadinde bulunup da bunu gerçekleştirecek olanlar varsa tarih affetmezdi. O kadarını söyleyeyim. Tarih de affetmezdi, Türk milleti de affetmezdi. Onun için ben bu hani Ya bir şey var mıydı paşam? siyasetin Paşam bir içerisine çekme beni. tehlike var mıydı? Yani şöyle diyebilir miyiz? Ucuz Var mı? kurtardık diyebilir miyiz? Bir kere ben daha ucuz kurtulduğumuz kanaatinde değilim. Neden değilim? Seçimler bitti. İadeler başladı. Ne diyeceğiz buna? Binlerce kişi iade oluyor. Ona ne diyeceğiz?
Herkes ünvanını kullanıyor, bilmem nesini kullanıyor. Ona ne diyeceğiz? FETÖ'nün böyle en finans merkezlerinin başında duranların, devletin bilmem ne kurumlarının başına geldiğini görüyoruz. Onlara ne diyeceğiz? Ya ben anlamadım ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka bu memlekette FETÖ'yle mücadele iradesini koyan yok. Kimse bu dosyaları Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne koymuyor mu ya? Ya bu adam, bildiğiniz somut şeyler var mı? Ya ben şunu söylüyorum. Bankasya'nın yöneticisi bir adam var mı? Bankasya'nın yöneticisi bir adam bir yerde mi kardeşim? Veya Zaman Gazetesi'nde yöneticilik yapmış, Zaman Gazetesi'nde finansörlük yapmış birileri bir yerde mi? Soruyorum. Kulağımıza geliyor. Eğer geliyorsa ya biz o zaman FETÖ'yle falan mücadele etmiyor. Eyvah eyvah. Ya biz FETÖ'yle falan mücadele etmiyoruz o zaman. Bunun iktidar muhalefet meselesi yok Hadi Bey. Burada ben en baştan beri söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ'yle mücadele iradesi ne bürokraside karşılık buluyor ne de siyasette karşılık buluyor. Bürokraside karşılık bulsaydı belli başlı kurumların kendi içerisinde mücadele etmesi lazım FETÖ'yle. Sadece emniyet, MİT ve birkaç tane kahraman savcı değil. Eğer siyasette karşılık bulmuş olsaydı bu tür FETÖ'ye bulaşık adamların hem de her tarafıyla bulaşmış adamların siyasette belli bir yere gelmemiş olması lazım. Geçirilmemiş olması lazım. Adam mı kalmadı? Bunların yani nesinde ne var ki? Bunlar öyle çok yetenekli insanlar mı ki bunlara muhtacız biz ya? Ha? Çok yetenekli insanlar mı? Kimse kalmadı mı ki bunlara muhtacız biz ya? Tutup bankasının en önemli yöneticilerini bir yerlere getiriyoruz bilmem. Ya ekonomi, ben soruyorum şimdi. Bak şimdi en önemli şeylerden bir tanesi bu. Soruyorsun şimdi bilmem ne kurumu. Diyor ki ben de 250 tane adam attım. Sen diyor bana diyor FETÖ'yle mücadele etmiyorsun diyor. Diyorsun ama diyor. Ben 250 tane adam attım diyor. Söylüyor demek ki. Halk da diyor ki. Bak hakikaten diyor ya. Adama diyor iftira atıyor. 250 tane adam attım ben diyor. Bir. O 250 adam mahkemede hapis cezası almış. Hapis cezası aldığı için mecburen kamu görevinden çıkartılması gereken adamlar. Kendi inisiyatifiyle adam hiçbir şey yapmadı. Halk bunu bilmiyor. Yani adam kendi inisiyatifiyle FETÖ'yle mücadele etmemiş. Adam hapis cezası almış. Mecburen adamı kamu görevinden çıkartmak mecburiyetinde kaldı. Ondan sonra bunu şova dönüştürüyor. Bak ben yaptım. Ben yaptım. Halbuki öyle değil. Öyle değil. Sen bana mahkeme kararı olmadan kamu görevinden kimleri çıkarttın onları söyle bakayım. FETÖ iltisakı, FETÖ bağlantısı nedeniyle. İki. 250 kişi. Büyük rakam ya. 250 tane bilmem ne ünvanlı adam. Ya bu 250 tane adam ünvanı da söylemiyorlar. Bir dakika. 250 tane adam ünvanı da söylemiyor. 250 adam. Senin kurumun kaç kardeşim? Kurumunun sayısı kaç? 57 bin. 57 binden 250 tane FETÖ'cü atıyor. Ya bana demede rakam kulak. Bana rakam söyleme, oran söyle. Dolayısıyla gazeteciler, FETÖ'yle mücadele edenler, bu işte ilgilenenler FETÖ'yle mücadelenin etkinliğini bir kurumda öğrenmek istiyorlarsa oran sorsun. Oran sorarken de odacı, işçi, meydancı, onları da sayıyorlar ya bunlar. Sözleşmeli er, uzman erbaş, bunları değil. Kardeşim bana rütbelerine ve bakanlarına göre söyle. E sen kızın delileri atıyorsun. E şefler nerede? Şefler içeride duruyor. Evet. Şefler içeride duruyor. Başam. Böyle FETÖ'yle mücadele olmaz ki. Şöyle bir ifade var. Yani sizin ifadeniz. FETÖ terör örgütüyle mücadelede alt mercilere hiç inilmemiş. Evet. Niye alt, böyle bir şey söyledin? Üst merciler, üstlere de çıkılmadı. Altlarda da
Altlarda genç rütbeleri de demek istedim ben orada. Genç rütbelilere. Yani mesela 2000 yılından itibaren TSK'da sınav sorularının net alındığı ortadayken bunların şu anda yarbay ve albay rütbesine geldikleri dikkat edilirse, bunlarla kurum içi mücadele edilmezse sadece polis, emniyet, polis, MİT ve savcı kararı beklenirse o zaman biz bundan kurtulamayız. FETÖ bir bütün halinde geliyor. 15 Temmuz gibi dedi. Şimdi bu son seçimlerde arzu ettikleri neticeyi alamayan FETÖ, tekrar söylüyorum, konuya dönüyorum. FETÖ ve FETÖ'sün arkasındaki güçler hedef değiştirmezler. Ne dedik? Yöntem değiştirirler. Bu sefer yöntem değiştirirler. Nasıl biliyor musunuz? Ben bunu tahmini olarak konuşmuyorum. Biz burada Denizcilik ve Global Stratejiler, Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler merkezindeki bütün çalışanlarımızla beraber bütün bu FETÖ yazılarını, tweetlerini, açıklamalarını, mensupların açıklamalarını analiz ediyoruz. Talimatları istiyoruz. Çözümledik biz bunları. Şifrelemeleri çözümledik. Şimdi talimatları şu. Biliyorsunuz seçimlerden önce FETÖ'nün siz hiç ama hiç sığınmacı sorunundan bahsettiğine şahit oldunuz mu FETÖ mensuplarının?